Ja, dan is het niet slecht. Wil je iets drinken? Glas water, ja. Ga ik iets drinken? Ja, water. Kunnen we beginnen of niet? Ja, hij staat al aan. Ja, oké, dan beginnen we. Bismillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hepiniz 6. derse hoş geldiniz. Dersimiz bildiğiniz üzere Şerh Akidetul Vasitiyye İbn-i Teymiye Rahimullah'ın kitabı. Ve bugün konumuz 150. sayfadan itibaren. Bugün özellikle Ayetel Kürsi ve bu ayetin yüceliği ve tefsirinden bahsedeceğiz inşallah. Ayet-el Kürsi çoğumuzun bildiği ayet, yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ile başlayan ayet-i kerime. Bu konuda müellif baya bir şerh, yani bir açıklama yapmış. Şimdi o konuda devam ediyoruz. Öncelikle ben kısaca bu ayetin meallerini vereceğim. Ondan sonra da bu ayeti daha detaylı bir şekilde tefsir edilecek. Onu beyan edeceğim inşallah. Kitabında İbn-i Teymiye'de kitabında en büyük ayette kendi zatını vasfettiği şeyler de bu kapsamdadır. Yani buradaki en büyük ayetten kastettiği Ayet-el Kürsi. Bu ayette Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şimdi ayetin mealini veriyoruz. Allah kendisinden başka hak ilah olmayandır. Odur her zaman diri olan, yani hay, ve her şeyi ayakta tutan kayyum diye bu manalar vermiş müellif. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Kimin haddine ki O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etsin. Yani huzurunda bir başkasına şefaat etsin. Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Halbuki onlar O'nun ilminden sadece O'nun dilediği, yani tövbe parantez arası, ve bildirdiği kadarıyla bilebilirler. Kadarını bilebilirler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. O göklerle yeri koruyup ayakta tutmak ona asla zor gelmez. Öyle yüce, öyle büyüktür o. Bakara suresi 255. ayetin mealini böylece tefsir etmiş veya daha doğrusu meal vermiş. Son ayette o göklerle yeri koruyup ayakta tutmak ona asla zor gelmez. Şimdi devam ediyoruz. Müellifin yazdığı kitabındaki en büyük ayette kendi zatını vasfettiği şeyler de bu kapsamdadır. Şimdi bu ayet Ayet-el Kursi. Bu ayette bildiğimiz üzere Allahu Teala kursisinden de bahsediyor. Vesi'a kursiyyus semavati vel ard. Bu ayeti kerimeye, bu ayete Ayet-el Kursi diye isimlendirilen bildiğimiz ayet çok meşhurdur. Dediğim üzere bu ayette Allahu Teala'nın kürsüsünden bahsediyor. Şimdi bir hadisi şerifin mealini veriyor. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Übey İbn-i Ka'b'dan. Şöyle ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Übey İbn-i Ka'b'a şöyle buyurdu. Allah'ın kitabındaki hangi ayet en büyük ayettir? Diye sordu. Übey dedi ki işte mealen Allah kendisinden başka hak ilah olmayandır. Odur her zaman diri olan, yani hay, ve her şeyi ayakta tutan kayyum. Yani Ayet-el Kürsi'yi kastederek Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun üzerine onun göğsüne vurarak şöyle buyurdu. İlmine tebrikler ey Eba Munzir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabındaki en büyük ayetin bu olduğu konusunda onu tasdik etmiştir. Şimdi burada şu soru akla gelir. Demek ki Allahu Teala'nın ayetler arasında fazilet farkı, yani fazilet var. Demek ki birisi öbüründen daha yüce olabilir. Bunu kısaca açıklayalım. Şimdi bu hadis Kur'an'ın içinde, Kur'an-ı Kerim'in içinde birbirinden üstün ayetler ve surelerin bulunduğuna delildir diyor. Böyle bulunduğunun delilidir. Mesela İhlas suresi bundan önce de ne demiştik? Üçte biri dedik değil mi? Kur'an'ın üçte birinde denk geliyor. Bu da bir İhlas suresinin fazileti. Şimdi bu konuyu biraz daha açıklayalım. Ne demek bu? Şu manada. Allah-u Teala'nın bütün ayetleri Allah'tan geldiği için hepsi ilahidir. Yani hepsi çok yücedir. Hepsi çok üstündür. Bunda hiç şüphe yok. Hepsi Allah'ın ayeti olması hasebiyle. Hepsi bir Allah'tan geldiği için hepsi de yücedir. Onda şüphe yoktur. Bununla beraber müellif diyor ki mesela bu ayet-i kerime, Ayet-el Kürsi'de Allah-u Teala kendinden bahsediyor. Öyle değil mi? Yani Allahu la ilahe illahu. Mesela bu ayetten örnek verelim. Diyor ki mesela tebbet yede ebi lehebin ve teb. Oradaki Ebu Leheb'in
Ebu Leheb'den bahsetmesi. Bu ikisi de Allah-u Teala'nın ayeti olmakla beraber bu suredeki bu ayet, Bakara suresindeki bu ayet, Ayet-el Kürsi, Yüce Allah'ın kendisinden bahsettiği için yüceliğinden ve onun için bu ayet ondan fazilet yönünden daha üstün olmakla beraber ikisi de Allah'ın ayet. Yani dediğim gibi bir ayet Allah-u Teala kendinden bahsediyor, öbür ayette de Ebu Leheb'den bahsediyor. Onun tabii ki cehenneme girmesinde. Bu ikisi de çok yüce olmakla beraber Ayet-el Kürsi Allah-u Teala'nın kendinden bahsetmesi ve bize sunduğu ilim yönünden bize öğrettiği ve bu zaten gözümüzün görebildiği bir şey. Ve Ayet-el Kürsi Allah-u Teala'nın bu, yani bu ayet diğer ayetlerden daha faziletli olduğunu da böylece az yani anlayabiliyoruz. Mesela başka bir şey bakalım. Mesela burada da yazdığı üzere mana itibariyle mesela ittiva ettiği isimler Ayet-el Kürsi'de sonra göreceğimiz üzerine Allah-u Teala'nın isimlerinden, yüceliğinden bahsediyor ve gerçekten Allah-u Teala hakkında bize çok önemli bilgi sunuyor. Tebbet suresinde ise orada da bize Allah-u Teala bilgi sunmakla beraber orada işte Ebu Leheb'den bahsediyor. Şimdi sorduğumuz zaman hangisi mana yönüne bize daha büyük bir ilim sunuyor? Hangisi mana yönüyle Allah, birisi Allah'tan, Allah-u Teala'dan direkt bahsediyor. Öbürü ise Ebu Leheb'in ve onun sapıklığından ve cehenneme girmesinden bahsediyor. İkisi de Allah-u Teala'nın ayeti olmakla beraber bir ayet daha üstün olduğunu anlıyoruz diyor. Mesela başka bir ayette örnek veriyor. Kur'an-ı Kerim'in en uzun sure ayeti borçla alakalı ki Bakara suresinin 282. ayeti. Neredeyse yani bu uzun bir ayettir. Ya eyyühellezine amenu izâ tedâyentum bideynin ilâ ecelin ilâ ecel ve devam ediyor ayet-i kerime. Bu ayet uzun bir ayet oluyor. Bu ayette işte borçların yazılmasıyla alakalı. Mesela bu ayet bize çok şey öğretiyor. Hüküm yönünde çok önemli. Bir başka ayeti verelim mesela. Bu da Ali İmran suresi 185. ayette. Mesela şu mana. Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı zevkten başka bir şey değildir. Mesela bu ikisi de çok büyük mana taşımakla beraber bu ayeti okuduğumuz zaman insan bir başka ürperebiliyor yani. Çünkü ölümden bahsediyor. Cennetten bahsediyor. Öbür ayet de çok önemli olmakla beraber mana yönüyle birisi insanın yani içinde doğurduğu o an uyandırdığı duygu değişik olabiliyor yani. Sonuçta birisi ölümden bahsettiği zaman insan ister istemez bir ürperebiliyor yani. Cehennemden düşünsene kıyamet gününden bahseden bir ayet, cehennemden bahseden bir ayet. Öbürü de ayet olmakla beraber borçlanmakla alakalı. Yani şunu demeye çalışıyor müellif. Bu ayetin manası insanı mesela caydırma, öğüt, teşvik ve korkutma vardır bu ayette. Öbür ayette ise borçlanma ayetinde ise bu derecede mesela bu yani korkutmayı Allah-u Teala'nın bize verdiği öğüt, teşvik ve korkutmayı bu derece görmüyoruz bu ayette. Devam ediyoruz. Şimdi Ayet-el Kürsi'nin biraz daha detaylı tefsirine bakacağız. Şöyle Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allahu Teala bu ayette uluhiyetindeki tek olduğunu haber vermektedir. Yani bundan önce de zaten dediğim üzere ilah kelimesinin manası tapılan, mabud demek yani Arapçada tapılan şey. Ve Allahu Teala da tapılmaya tek hak eden olduğuna göre ondan başka tapılmayı hak eden de yoktur. Ne diyoruz? Allahu la ilahe illa hu. Vallahi ki ondan başka İlah yani hakiki manada tapılmaya layık olan yok. Devam ediyorum. Yani bu ondan başka hak ilah yoktur sözünden anlaşılmaktadır. Çünkü bu cümle hasır ifade eder. Devam ediyoruz. El hayyul kayyum. Bu el hayy ve el kayyum Allah-u Teala'nın isimlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de gerçekten bu isim yani bu el hayy ve el kayyum. Önce bir bunu açıklayalım. Şöyle el hayyi müellif şöyle açıklamış. Bütün kemal sıfatları ihtiva eden, içeren, öncesinde yokluk bulunmayan, sonunda yoklukla karşılaşmayan ve hiçbir şekilde kendisinde eksiklik olmayan kamil bir hayatın sahibi demektir. El-hay yani Allah-u Teala haydır, diri olandır. Ama tabii ki onun diri olması bizim gibi değil. Bizim başlangıcımız var, sonumuz var, biz başkasına muhtaç. Allah-u Teala ise hiçbir şeye muhtaç olmadan kendisiyle haydır. Hiçbir şeye ihtiyacı yok ne yemeye ne içme ve başı ve sonu olmayan bir haydır. Yani ne doğmuştur ne ölecektir.
Bu yani Allah-u Teala mükemmel bir şekilde, hiçbir eksikliği olmayan bir şekilde tabii ki diridir. Bazılar El-Hayy bir de şöyle mesela, bunun Allah-u Teala isimlerinden olduğunu biliyoruz. Zaten Allah-u Teala dua ederken mesela Ya Hayyu Ya Kayyum diye dua ederiz. Devam ediyoruz. El-Kayyum. El-Kayyum da şöyle, yani her şeyi ayakta tutan diye bir manada verenler olmuş. Yani bunu feyul veznindendir diyor. Bu mübalağa kalıbıdır. Devam ediyor. Yani kıyam kökünden türetilmiştir. El-Kayyum'un manasını şöyle veriyor müellif. Kendi kendine kaim olandır. Kendi kendine kaim olmak her şeyde müstağni olmayı gerektirir. Yani hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Onun yemeye, içmeye ve başka şeylere ihtiyacı yoktur. Başka şeyler varlıklarını kendi kendilerine sürdüremezler. Bilakis onlar var olmada, yardımda ve destekte Allah'a muhtaçtırlar. Şimdi El-Kayyum'un bir anlamı da müellife göre başkalarını da ayakta tutan demektir. Yani Allah-u Teala kendi kendine ayakta, yani hiç kimseye ihtiyacı olmadan ayakta. Bununla beraber her şey de ona muhtaç. Her şeyin var olması, ayakta durması da ona bağlı. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. O her nefsin bütün kazancıyla üzerinde kaim olan değil midir? Ki Rahat Suresi 33. ayetin meali. Şimdi devam ediyoruz. Allah-u Teala'nın kaim olması. Başkaları üzerinde kaim olduğu zaman başkalarının da onunla kaim olması gerekir. O şöyle buyurmuştur. Başka bir ayetin meali. Rum Suresi 25. ayet mealen. Göklerin ve yerin parantez arasında hiç yıkılmadan onun emriyle ayakta durması da işaretlerindendir. Yani kudretinin işaretlerindendir diye parantez arasında vermiş. Demek ki o sıfatlarında mükemmeldir, mülkünde mükemmeldir, fiillerinde mükemmeldir. Burada yani ne öğreniyoruz? Demek ki Allah-u Teala diridir ve onun ayakta durması, var olması hiç kimseye muhtaç olmadandır. Bu da Allah-u Teala'nın özelliklerindendir. Demek ki bu da ne? Hangi sıfatlarından oluyor? Kendisinin var dediği sıfatları. Bundan önce sıfatlardan bahsetmiştik ya, Allah-u Teala var dediği ve nefyetmiş olduğu sıfatlar. Bunları belki ileride bir daha ele alabiliriz. Demek ki burada ne öğreniyoruz? Allah'ın bir de özellikle dua ederken Ya Hayyu Ya Kayyum diye dua etmemizden bahsediyor ki gerçekten de Allah-u Teala güzel isimlerle dua edilmesi hoştur. Ya Hayyu Ya Kayyum diye dua ederiz. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim diye onun güzel isimleriyle ona dua etmek güzeldir. Devam ediyoruz. Şimdi ondan sonra Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Ondan sonra ne geliyor? La te'khuzuhu sinetu ve la nevm. Onu da şöyle tefsir etmiş ya da mealini vermiş müellif. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Nuas kelimesi, nuas yani mesela diyor la te'khuzuhu sinetun ve la nevm. Nuas kelimesi uyuklama demektir. Uyuklama uykunun mukaddimesidir. Yani uykudan önce uyuklama gelir insana. Uyumaz demedi. Bak burada mesela çok ilginçtir. La te'khuzuhu, yani onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Çünkü bazen şöyle bir şey, mesela uyku ihtiyar. Bazı şöyle bir şey var. Biz insanlar uyumak istediğimiz zaman kendi isteğimize bağlı da uyuyabiliriz. Mesela benim canım şu an istese uyuyabilir. Bu benim isteğime bağlı. Bazen insan da istemediği halde yorgunluktan öyle bitkin olup da bir uyuklamaya da gelebilir. Değil mi? Çok mesela düşün, adam 12 saat çalışsa ayakta durmakta zorlanabiliyor. Ve bir uyuklama da insana gelebiliyor yani. Bir sersemleyip yani böyle yarı baygın hale gelebiliyor. Şimdi uyku Allah-u Teala için eksikliktir. Yani Allah-u Teala uyumaz. Yani hiç olacak bir şey mi? Allah-u Teala uyusa haşeliyle bu kainat nasıl ayakta durur? Demek ki uyku uyumamazlık da Allah-u Teala'nın sıfatlarından. Yani Allah-u Teala uyku uyumaz. Onu ne uyku ne uyur, ne isteyerek ne de gayrı istemeden de uyumaz. Hiçbiri Allah-u Teala'ya yakışmaz. Devam ediyoruz. Şimdi uyuklamada, uykudan da bahsettik. İşte sinetun ve la te'khuzuhu sinetun ve la nevm. Nevm normal bildiğimiz uyku manasında. Allah-u Teala ikisinde de, ya Allah-u Teala ne uyuklar ne de uyur. İsteyerek de değil, istemeyerek de değil. Allah-u Teala için böyle bir şey mümkün değil. Şimdi mesela burada da kısaca şunu bahsedebilir. Mesela insanlar uyumadığı zaman delirebilir. İnsanların uyumaması kötü bir şey. Ama Allah-u Teala Halik olduğu için, Yaradan olduğu için, Allah olduğu için onun için ise uyumak bir eksikliktir. Demek ki burada ne, bunu önceden bahsettik. Bazen bir kul için iyi olan bir şey Yaradan için mümkün değildir. Mesela kul uyuması iyi bir şeydir. Ama Yaradan uyuması iyi bir şey değil. Ona yakışmaz. Zaten Yaradan uyumaz. Buradan da ne öğrenmiş olduk? Allah Azze ve Celle uyumadığını. Bu da çok önemli bir şey. Bir bilgi. Devam ediyoruz.
lehu ma la ta'khuzuhu sinatu ve la nawm. Ondan sonra lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Lehu yani onun için. Şimdi devam ediyor burada Arapça biraz gram bilgi de veriyor muallif. Oralara biraz geçiyorum. Şöyle bu ayetten ne anlıyoruz? Lehu yani onun içindir. Ma fis semawati ve ma fil ard. Fis semawat göklerde diyor. Demek ki birden fazla gök var yani. Es-sema bir, semawat çoğunluk. 3 4 5 yani 3 ya da daha fazla için semawat çoğul kullanılmış. Şimdi melekler şu bu dediğim zaman göklerde ne varsa lehu ma fis semawat o ma ya ne varsa burada melekler cennet ve bilmediğimiz diğer şeyler ve canlı canlı her şey onun içine girer diyor ve ne varsa onundur diyor. Hepsi onundur. Demek ki her şey hakikaten Allahu Teala'nın mülkünde. Bunu anlıyoruz. Melekler de öyle, tabii ki şeytanlar da, cin her şey onun. Göklerde demesi aynen demin dediğim gibi fazla gök olduğunun ifade edilmesidir. Gerçekten de öyle. Mesela başka bir ayette Allahu Teala Mü'minun suresi 86. ayette de ki kim o yedi kat göklerin ve ulu arşın sahibi? Şimdi burada zaten semavet dediğim gibi çoğul kullanılmış. Yani gökler manasında. Devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim herhangi bir açıklama yapmaksızın yerlerin de yedi olduğuna işaret etmiştir. Bununla ilgili açıklama yapan sünnettir. Mesela Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Bu da Talak suresi 12. ayetin meali. Allah yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Bu sıfatça onlar gibisini değil sayıca onlar gibisini demektir. Sünnette Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu rivayet edilir ki bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Her kim hakkı olmaksızın bir karış yer alırsa kıyamet gününde yedi kat yeri Allah onun boynuna dolayacaktır. Demek ki burada müellifin demek istediği yani göğün de mesela burada vel art kelimesinin yani nasıl ki gökler fazlaysa şeyde yerde yedi kat olduğunu ya da onu belirtmek istiyor. Şu ayet dediğim gibi Talak suresinde Allah yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Yani burada da adete işaret ettiğini söylüyor. Yani sayıca onlar gibisi demektir diyor müellif. Buradan devam ediyoruz. Çünkü ne için? Lehu ma fis semawati ve ma fil ard. Ard yani yeryüzü diyelim veya bu şekilde yerde diye tefsir meal vermiş müellif art kelimesine. Ondan sonra devam ediyoruz. Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'iznih. Bunu da şöyle meal vermiş. Kimin haddine ki onun izni olmadan huzurunda şefaat etsin. Yani bir başkasına şefaat etsin. Burada men yani kim ki şöyle devam ediyor. Ya men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'iznih. Mesela burada önce şefaat kelimesini ele alalım. Şefaat diyor lügatte yani Arapçada teki çift yapmaktır. Tek ein çift demek par. Tvey yani çift yapmak. Bunu söylerken şunu diyor devam etmek. Mesela şefaat istilahta yani ne demek şefaat? Bir yararı temin etmek ve bir zararı def etmek için başkasına aracılık etmektir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mahşer halkına aralarındaki hükmün verilmesi için yapacağı şefaat bir zararın def edilmesi için yapılacak şefaattır. Cennet ehlinin cennete girmeleri için yapacağı şefaat menfaatin temin için yapılacak şefaattır. Yani bu şefaatin manası da şu. Allahu Teala Peygamber aleyhissalatu vesselam yapacağı duadır ümmeti için. Ve Allahu Teala da bu duayı kabul ettiği zaman o şefaat fayda verecektir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şefaati Allah-u Teala'nın iznine bağlı olarak Peygamberimizin duasıdır yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duası da biliyoruz ki Allah-u Teala'nın değerlidir ve dilediği zaman da kabul eder. Demek ki şefaat, Peygamberimizin şefaati ahirette ümmeti için dua etmesidir. Bu da böyle bilinmeli. Yani haşeriyle bazı insanların düşündüğü gibi ahirette Allah, mesela burada daha ne öğrendik? Allah'ın huzurunda onun izni olmadan kimseye şefaat yoktur. Kim olursa olsun önce Allah'tan izin alması lazım. Demek ki bazı insanların dediği gibi yok benim şeyhim beni cennete götürecek haşelillah. Sanki şeyhin öyle bir garantisi var. Bazı insanlar bu konuda abartarak şeyhler hakkında işte beni cennete götürecek diye düşünüyorlar. Cennete bir tek Allah'ın rahmetiyle girebiliriz onun izin verdiği zaman. Demek her şey bütün hüküm Allah-u Teala'ya bağlı. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez.
Hiç kimse onun izni olmadan ne peygamberler ne de melekler. Tabii ki melekler zaten Allahu Teala ya da yani şey melek dedim. Yani peygamberler bile ne peygamberimiz bile tabii ki Allahu Teala'nın izniyle şefaat edecek. Bu da önemli bir husus. Demek ki o izin verdiği zaman şefaat de var. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznih. Devam ediyoruz. Ondan sonra şimdi burada biraz daha açıklık veriyor. Bunu önceden dedik ya göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Bunu söyledikten sonra bunu söylemesi Allah'a ait bir mülkiyetin egemenlik ve otoritesinin tam bir mülkiyet olduğunun delilidir. Yani Allahu Teala'nın izni olmadan kimse bu kainatta tasarruf etmeye ve bir iyilik olan şefaat etmeye güç yetiremez. Bu onun rububiyetinin egemenlik ve otoritesinin tam olduğunu gösterir. Yani bir insanın haşelillah Allah'tan başka bu kainatta onun izni olmadan tasarruf edilebileceğini düşünmek, Allah'ın yanında haşelillah başka şerikler olduğunu düşünmek, Allah'ın yanında haşelillah ne bileyim Allah burayı bu ne bileyim bazen işte abartılıyorlar işte bazı şeyhler hakkında yok bu şeyhim tasarruf eder dilediğini cennete koyar haşelillah. Böyle saçma sapan Allah-u Teala'nın dilemesi olmadığı zaman peygamber bilene şefaat etmez iken nasıl bir şeyh eder? Bu konuda maalesef bazı insanlar büyük bir sapıklığa düşüyorlar ve şeyhlerini haşillillah ilah yerine çıkarıyorlar. Şeyhin haşillillah Allah dilemeden tasarrufta bulunacağına inanıyorlar ki bunlar kesinlikle sapıklıktır. Büyük sapıklık dalalettir. Uzak durmamız gerekli. Şimdi devam ediyoruz. Şefaatle alakalı bir başka ayeti örnek veriyor ki bu ayet Enbiya suresi 28. ayet mealen. Şöyle diyor ki şefaat için başka şartlar da vardır. Önce okuyayım sonra ayetin mealini vereyim. Bunların birisi Allah'ın şefaat edenden de şefaat edilenden de razı olması şartıdır. Mesela dediğim gibi Enbiya suresinde şöyle buyruluyor 28. ayeti kerimesinde. Onlar Allah'ın razı olacağı kimselerden başkasına şefaat edemezler. Başka bir ayet Taha suresi 109. ayet. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başka hiç kimsenin şefaati fayda vermez. Demek ki bir de mesela şu ayeti kerimeyi şefaatin 3 şartını tanzim eder. Bu da Necm suresi 26. ayet. Göklerde nice melekler vardır ki Allah'ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce şefaatleri hiçbir fayda vermez. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki Allah-u Teala şefaat için izin verecek ve kim için izin verilmişse, kime izin verilmişse hepsi Allah-u Teala'nın iznine bağlı. Onun izni olmadan hiçbir şey olmaz. Burada neyi gene gösteriyor? Allah-u Teala'nın bütün mülkiyeti, gücü, kudreti mükemmeldir yani. Onun izni olmadan hiçbir şey olmaz. Peygamberler, melekler bilene onun iznine şefaat eder. O kadar yüce ve o kadar da ulu yani. Otoritesi mükemmel. Devam ediyoruz. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi'iznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Yani Allah-u Teala hepsini bilir. Şöyle de bunu biraz açıklayalım. İlim bir şeyin içinde bulunduğu durumu kesin bir şekilde kavramaktır. Önlerindekini bilir demek şöyle bir açıklıyor. Gelecekte onların neler yapacaklarını ve yaşayacaklarını bilir demektir diye tefsir etmiş müellif. Arkalarındakini bilir demek ise geçmişte neler yaptıklarını ve yaşadıklarını bilir demektir. Yani Allah-u Teala bütün geçmişte yani onların geçmişte yaptıklarını ve gelecekte yapacaklarını da bilir. Ki zaten biliyoruz mesela başka bir yerde baba bir kulli şeyin alim buradan da anlıyoruz ki Allah her şeyi bilir. Geçmişte ve gelecekte. Halbuki başka bir men zellezi yeşfe'undehu illa biiznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum devam ediyoruz ve la yuhitun bi şey'in min ilmihi illa bima şa'. Bunda şöyle müellif meal vermiş. Halbuki onlar onun ilminden sadece onun dilediği kadarını bilebilirler. Yani şöyle ihata ederler diyor mesela orada Arapçada ve la yuhitun bi şey'in ihata ederler. Mealini şöyle yani bilebilirler fiilin zamiri göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Sözünün delalet ettiği varlıklara da gider. Yani göklerde ve yerde olan hiç kimse o dilemedikçe onun ilminden hiçbir şey bilemez. Demek ki göklerde ve yerde kim olursa olsun Allah-u Teala dilemedikçe Allah'ın ilminden hiçbir şey bilemez o kişi ve onlar kimse.
Şimdi mesela onun ilminden وَلَا يُحَيَطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ عِلْمِهِ onun ilmi. Yani Allah-u Teala'nın ilminde kastedilen ne? Burada şöyle diyor onun ilminden ki kasıt. Muhtemeldir ki onun zatı ve sıfatlar hakkındaki bilgiden bilemez. Mesela onun ilmi ya Allah-u Teala'nın sıfatları hakkındaki ilmi. Onun isimleri hakkında yani Allah-u Teala'nın hakkındaki ilmi bilemezler. Allah-u Teala'nın dilediği müstesna. Yani Allah hakkında zatı ve sıfatları hakkında sadece onun yani Allah'ın bize bildirdiği kadarını bilebiliriz. Buradaki ilim malum anlamındadır. Yani onlar onun malumundan, onun bildiği şeylerden ancak onun yani Allah-u Teala'nın dilediği kadarını bilebilirler. Her iki manada doğrudur. Şöyle de diyebiliriz diyor. İkinci mana daha genel, daha alhimeyn. Çünkü onun bildiği şeylerin içine onun zatı, sıfatları ve diğer şeylerle ilgili bilgilerin hepsi girer. Yani sadece onun dilediği kadarını demek, yani onlara bildirmeyi dilediği kadarını bilirler. Şimdi biz zaten biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğimiz üzere Allah-u Teala'nın bize öğrettiği dışında bizim bilgimiz yok. Mesela şu Bakara suresinde melekler Allah-u Teala melekler diyorlar ki: "Kalu subhaneke la ilme lena illa ma allamtana." Dediler ki melekler "Kalu" meleklerden bahseder ki "Subhaneke seni tenzih ederiz." Yani sen hiçbir noksan sıfatın yok. "La ilmena la ilme lena." Bizim ilmimiz yoktur. Bize ilim yoktur. "İlla ancak ma allamtana." Bize öğrettiğin. Demek der meleklerin ilmi bilene tek Allah-u Teala onlara öğrettiyse tabii ki biz de onun içindeyiz. Yani bizim ilmimiz ne olursa olsun neyle kısıtlıdır? Kur'an-ı Kerim başka ayetlerinden öğrendiğimiz üzere Allah-u Teala'nın bize öğrettiğiyle. Demek ki ilmi de kimden istememiz lazım? Allah-u Teala'dan. Zaten nasıl dua ediyor? وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا diye dua ederdim. Rabbim, Rabbi زِدْنِي عِلْمًا Rabbim yani ne dileriz? Rabbim ilmimi arttır. Çünkü ilmin hakiki kaynağı Allah-u Teala'nın bize öğrettiğidir. Mutlak ilim sahibi de bir tek Allah'tır. Burada Allah-u Teala'nın burada da yüceliğinden gene bize bahsetmesi de bizim için bir bu da bir ilimdir. Demek ki ne öğrenmiş oluruz? Demek ki bizim bildiğimiz ilim sadece Allah-u Teala onun ilminden sadece onun dilediği kadarını biliriz. Fazlasını bilmemiz mümkün değil. Devam ediyoruz. Şimdi Allah-u Teala isimlerinden, sıfatlarından, kevni hükümlerden ve şer'i hükümlerden pek çok şeyi bize öğretmiştir. Fakat bu pek çok şey onun bildiği şeylere nispetle çok azdır. Tabii ki bizim bildiğimiz Allah-u Teala'nın bildiği yani Allah-u Teala ilmiyle kulların ilmini kıyaslayamayız. Allah-u Teala her şeyi bilir. Bizim bildiğimiz de ona nispeten çok çok az yani yok hükmünde. Yani denizdeki damla bir kadar yani çok az yani demek istiyoruz. Allah'ın ilmi sonsuz. Bizim ilmimiz ise zaten sonlu yani kısıtlı. O her şeyi bilendir. Biz ise yani onun öğrettiği dışında hiçbir şey bilmeyiz. Mesela fakat bu pek çok şey onun bildiği şeylere nispetle çok azdır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Bu da İsra suresi 85. ayet meali. Bir de sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Ondan sonra وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Kürsüden bahseden ayete kısma geliyoruz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Yani onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmış olup onlardan da büyüktür. Daha büyüktür. Eğer onlardan daha büyük olmasaydı onları kuşatamazdı. Kürsünün manası hakkında İbn Abbas radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Kürsi Allah'ın iki ayağını koyduğu yerdir. Bu dipnotta da şöyle dipnot yazılmış kitapta. Abdullah İbnül İmam Ahmet Es-Sünne bakayım bunu Müstedrek'inde İbn Ebi Şeybe Kitabul Arş İbn Huzeyme Et-Tevhid Hakim Müstedrek. Hakim dedi ki Buhari ve Müslüm'ün şartlarına uygun olmasına rağmen onları tahric etmediler. Bakalım bu İbn Abbas'ta mevkuf rivayet etti. Heysemi bunu Mecmul Zevaid'de Tabarani'ye tispet etti ve şöyle dedi. Ravileri sahihdi. Elbani bunu isnadı sahihdi demiş. Elbani'ye göre bu hadis sahih. Yani şöyle bazıları diyor ki bu Abdullah İbni Abbas'ın kendi sözü yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam değil. Onun kendi sözü. Mevkuf dedikleri bu yani. Mevkuf, hadis mevkuf yani sahabeye mevkuf edilirse sahabeden rivayet edilen sözü hadis mevkuf dersek manası bu yani sahabinin kendi sözüdür. Abdullah İbni Abbas'ın kendi sözüdür diye rivayet etmiş. En azından bunu kim demiş mesela? Darakutni, İmam Darakutni kitabı sıfatta İbn Abbas'tan mevkuf olarak rivayet etti. Devam ediyoruz. Kursi'den bahsederken mesela kursi arş değildir. Mesela bir de arş var.
Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Er-Rahmanu alel arşi steve. Bilakis arş kürsiden daha büyüktür. Bu da mesela şöyle, bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir Peygamberimizden Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet gelmiştir. Bu rivayeti de kim rivayet etmiş? İbn-i Ebi Şeybe, Kitab-ül Arş, Beyhaki, Esme ve Sıfat, Elbani Silsilesül Ahadis Sahih'e de bu hadisin sahih olduğunu söyler. Elbani böyle en azından dipnota böyle yazmış kitapta. Hurabâ yayınlayı birileri öyle diyor. Diyor ki, hadisin mealen, yedi kat gökler ve yerler kürsüye nispetle uçsuz bucaksız bir çöle bırakılmış bir halka gibidir. Arşın kürsüye üstünlüğü bu uçsuz bucaksız çölün halkaya üstünlüğü gibidir. Yani kürsü çok büyük ama arş ondan daha büyük. Bunu buradan anlıyoruz. Kürsüde yedi kat gökler ve yerler bunlardan da daha büyük, çok daha büyük. Demek ki kürsü çok büyük ama arş ondan daha büyük. Devam ediyor. Ve bunlar biliyorsun arş da kürsü de bunlar yaratılmış şeyler yani. Büyük olmakla beraber yaratılmış şeyler. Ondan sonra وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا onları koruyup ayakta tutmak ona zor gelmez diye meal vermiş. Yani gökleri ve yeri korumak ona ağır gelmez. Bunlar selbi sıfatlardır. Bundan önce selbi sıfatlardan bahsetmiştik. Bu nefyin delalet ettiği subutu sıfatlar ise onun kudretinin, ilminin, kuvvetinin ve rahmetinin kemalidir. Ne öğren? Mesela Allah-u Teala o kadar yüce ve o kadar büyük bir kudrete sahip ki gökleri ve yeri ayakta tutmak, korumak onları Allah-u Teala için zor değildir. Bu da neyin delili? Onun mükemmel güç sahibi olduğunun delili. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ öyle yüce, öyle büyüktür o diye. وَهُوَ böyle meal vermiş en azından müellif. وَهُوَ ve o الْعَلِي Ali yani Ali yüce azimi de büyük olarak meal vermiş. Aşağı yukarı meal böyle vermiş. Yani وَهُوَ ve o öyle yüce öyle büyüktür o diye meal vermiş. Burada müellif yazar böyle vermiş. Yükseklik, yücelik anlamına gelen el-ali feil vezninde bir sıfatı müşebbehedir. Bunu burada devam ediyor. Bu işte dil Arapça bilenler için daha yani anlaşılır bir şekilde açıklanmış. Devam ediyorum. Sıfatların uluvu ise Allah-u Teala'nın şu ayetinin delalet ettiğidir. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Bu da Nahl suresi 60. ayet. Yani onun bütün sıfatları yücedir. Onlarda hiçbir şekilde eksiklik yoktur. Devam ediyoruz. El-Azimi de büyüktür diye meal vermiş. Bu da sıfatı müşebbehedir. Yani azamet sahibi demektir. Kuvvet, büyüklük ve buna benzer şeyler bu kelimenin bilinen anlamlarıdır. Şimdi burada da mesela bunu verdikten sonra 159. sayfada şöyle diyor müellif. Bu ayet Allah'ın isimlerinin 5 tanesini ihtiva etmektedir. Bu ayetin yüceliğini anlamak için bazı şeyleri daha detaylı şekilde açıklamamız lazım. Mesela bu ayette Allah-u Teala isminden, Allah isminden başlıyor. Bak, ayet Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum Allah ismiyle başlıyor ki bundan önce Allah isminden bahsetmiştik. Ondan sonra el hayy, ondan sonra el kayyum, el ali, el azim. Tam 5 tane ismi burada zikrediliyor bu ayette. Bu da bu ayetin şerefliğine, yüceliğine işaret yine. Allah'ın sıfatlarının da 26'sını ihtiva eder diyor. Diyor ki müellif burada da Allah-u Teala'nın sıfatlarından 26 tanesi var. İşte anlıyoruz değil mi neden Ayetül Kürsi'nin bu kadar yüce olduğunu? Bunlardan 5 tanesi bu isimlerin ihtiva ettiği sıfatlar. Mesela bu 5 tanesi buradan çıkıyor. Mesela El-Hay ne öğreniyor? Demek ki Allah-u Teala yaşıyor yani diri, ölü değil. El-Kayyum. El-Ali ve El-Azim. Bunun dışında bu 5 sıfat, bu isimlerden çıkardığımız 5 sıfat dışında, öğrendiğim 5 sıfat dışında da öbürlerin içinde açıklıyor. O da şu altıncısı. Uluhiyetinde bir olmasıdır. Ne demiştik? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Tek tapılmaya layık olan kim? İlah kim? Allahu Teala. Bu sıfat da burada öğrendik. Uluhiyet sıfatından bahsediyor. Bu altıncısı. Yedincisi. Onun hayatının ve kayyumiyetinin kemalinden dolayı uyumaması ve uyuklamamasıdır. Bu da bir öğrendiğimiz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ne uyur ne uyuklar. Uyuklamaz ve uyumaz. Başka mülkiyetinin kapsamlığıdır. Yani göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Bütün mülk ne varsa her şey onundur. Bunu da bu ayetten öğrenmiş olduk. 9. Allah'ın mülk ve egemenlikte tek olmasıdır. Sırf onundur. Başka ortağı yoktur yani. Bunun haberinin takaddüm etmesinden çıkarıyoruz. Onun otoritesinin gücü ve kemalidir.
Bunun delili de kimin haddine onun izni olmadan katında şefaat etsin. Yani demin dedi ki men zellezî yeşfe'u indehu illâ bi'izni. Onun izni olmadan şefaat bilene yok. Demek ki bütün total bir şekilde otorite, güç, kuvvet her şey onun güç, kudret, şey mülkiyeti altında, onun iznine bağlı. 11 şöyle indiyetin yanında olmakın ispatı. Yani bu onun her mekanda olmadığının delilidir. Bunda hulul görüşünü savunanlara ret var. Yani mesela bu ayetinde diyor öğrendiğimiz Allahu Teala her yerde olmaması. Demek ki onun bir onun indi varsa demek Allah her yerde değil. Bunu ileride zaten açıklayacağız. Yani bazı insanlar diyor Allahu Teala her yerde, haşirillah. Allahu Teala her yerde o zaman Allahu Teala şu an burada mı? Haşirillah, haşirillah. Tövbe, Allah tuvalette mi? Allahu Teala saatiyle her yerde olması mümkün mü? Yakışır mı ona? Dünyada şu an olması mümkün mü? Allahu Teala'nın her şeyi ilmiyle kuşatmış olması, gücüyle her şeyi kontrol altına alması başka bir şey. Kendinin o her yerde olması başka bir şey. Ki Allahu Teala her şeyin üstünde, yaratılmış ne varsa her şeyin üzerindedir, arşın üzerinde. Devam ediyoruz. 2-12 onun izni olmadan ifadesi onun izninin olduğunun ispatıdır. Demek ki Allah dilediği zaman izin de verir. Bu da var. İzninin var olduğunun delilidir. 13. Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Cümlesi onun ilminin genişliğinin delilidir. Zaten başka ayette de anlıyoruz. Allah-u Teala'nın ilmi çok geniş ve sınırı yok. Yani her şeyi bilir. Allah-u Teala'nın ilminin sonu yok. Yani sınır. Yani bir, şu manada diyorum. Onun bilmediği bir şey yok. O manada. O her şeyi bilir. Öyle söyleyeyim istersen. Yani sınır yok demem kastı. Yani demem şunu kastediyorum. Onu her şeyi bilir demek manasında söylüyorum. 13. Zaten 13 bu. 14 ve 15. Arkalarında ne varsa bilir. Bu cümleden ne anlıyoruz? Allah-u Teala geçmişi unutmadığının delilidir. Allah-u Teala mesela şunu da biliyoruz ki Allah-u Teala unutmaz yani. Geçmişi unutmaz. Biz unuturuz. Allah-u Teala unutmaz. Bu şekilde yani geçmişte kullanan yaptıklarını unutmaz. Öyle bir şey de yok. Öyle bir unutma vasfı da yok haşirillah. Allah-u Teala hiçbir şeyi unutmaz. Önlerinde ne varsa bilir cümlesi istikbali bildiğinin delilidir. Bazı insanlar işte diyor ya Allah-u Teala bazı maalesef bu zamanda da bazen duyabiliyoruz. Allah-u Teala bazen bir kulun ne yapacağını bilmez diyen sapıklar türemiş. Bu ayette ne öğreniyoruz? Onların önünde yani kullanılan gelecekte olacak şeyleri de bilir. Ki o her şeyi bilir. Devam ediyoruz. Allah'ın azamet, bu da 16. Allah'ın azametinin kemalidir. Yani çünkü yaratılanlar onu kuşatmaktan acizlidirler. Biz sadece, biz Allah-u Teala'nın ilminden onun dilediği kadarını biliriz. Onun ilmini tamamıyla kavrayamamız mümkün değil. Bu da bizim acizliğimizi gösterir. Allah-u Teala ise her şeyi ne kadar mükemmel olduğunu gösterir. Azametini gösterir. Dilemesinin ispatıdır. Demek ki Allah-u Teala diler. Çünkü şöyle ki sadece onun dilediği kadarını ifadesi bunun delidir. Demek Allah-u Teala diler yani. İstediği zaman diler. Dileme yani zaten dilemesi var manasında. Bir de kursinin var olduğunu öğreniyoruz bu ayette. Allah-u Teala bahsediyor kursisinden. Demek ki var. İşte bunda İbn-i Abbas'ın tefsiriyle Allah-u Teala'nın iki ayağını koyduğu şeydir, yerdir. Tabii ki Allah-u Teala'nın iki ayağı dediğimiz zaman hiçbir kullara benzer bir ayağı elbette yoktur. Devam ediyoruz. 19-20-21 şöyle azamet, kuvvet ve kudretin ispatıdır. Delildeki ayet onun kursisi göklere ve yeri kuşatmıştır cümlesidir. Çünkü yaratılanların büyüklüğü yaradanın büyüklüğüne delalet eder. Düşün yani. Kürsüyü yaratan, kürsü bu kadar büyükse onu yaratan ne kadar büyük olmaz? Yani yüceliğini düşün. Kürsü bu kadar büyük olduğunu inanmak zorundayız, inanıyoruz da insan bunda bile hayrete düşüyor. Yani kürsünün büyüklüğünü düşünsen onu yaratan Allah'ın yüceliği nasıl o zaman? Düşünebiliyor musun? 25. Allah'ın ululuğu ve yüceliğinin ispatıdır. Bunu da işte El-Aliyyul Azim isimlerinden öğreniyoruz. Bu isimler de yine önce söylediği gibi Allah-u Teala'nın ululuğuna ve yüceliğinin delilidir. Ehl-i sünnet vel cemaat Allah'ın zatıyla üstte olduğu ve onun üstte oluşunun zatı ezeli ve ebedi sıfatlarından olduğu görüşündedir. Bunu önceden de bahsetmiştik. Bu konuda hakkında önceden bayağı bir geniş bir açıklama yapmıştım. Allah-u Teala'nın arşın üzerine istiva etmiş demiştik. İstiva etmiştir. Yani üzerine yükselmiştir ve arş da her şeyin üzerinde, yaratılmış her şeyin üzerinde Allah-u Teala'nın var olduğunu delilidir demiştik. Allah-u Teala arşın üzerinde ise, arşın üzerinde Allah-u Teala ise demek ki Allah her şeyin üzerinde demiştik. Burada bu konuyu gene müellif ele alıyor ve önemine binaen burada bir daha bu konuda bahsediyor. Çünkü bazı insanlar maalesef bazı ayetleri kendi nefislerine veya kendi
kıt anlayışlarına göre yorumlayarak haşeriyle Allah-u Teala'nın her yerde olduğunu savunuyorlar. Kesinlikle bir sapıklıktır. Mesela örnek verelim. Şöyle, bazı ayetleri şöyle yanlış meal veriyorlar. Örnek veriyoruz. Bu ayet Hadid suresi 4. ayet meali. O göklere ve yeri, yani o da kast Allah-u Teala. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşın üzerine istiva edendir. İstiva bak orada. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Buna göre o zat ile üste değildir derler sapık görüşü olanlar. Çünkü şöyle diyorlar. Bilakis onlara göre üstün olmak sıfatlarıyla üstün olmaktır. Yani mecaz diyor. Yani Allah'ın üstün olması sıfatların üstün olmasıdır. Ama burada Allah-u Teala arştan bahsediyor ve onun üzerine yükseldiğinden bahsediyor. Devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey de mesela diye bazıları diyebilir. Mesela burada diyor ya, o sizinle beraberdir. Aha, Allah sizinle beraberse demek Allah benim yanımda haşelillah, yani şahsen. Şimdi bunu müellif şöyle açıyor. Sen mesela bir insanı, sevdiğin bir insan başka bir ülkede olsa desen ki ben seninle beraberim. Neyi kastediyorsun? Yani sana desteğimle seninle beraberim. Yoksa ben seninle yan yanayım demek manasında değil ki. Diyelim ki benim şu an amcam veya dayım veya tanıdığım Türkiye'deki bir arkadaşıma mektup yazsam veya SMS atsam ki ben seninle beraberim. O ne anlar? Yani seninle beraberim destek manasında. Seni seviyorum. Sana destek veriyorum. Yoksa seninle beraber olmadım. O da biliyor. Ben Hollanda'da, o Türkiye'de. Nasıl olacak? Yani seninle beraberim demek her zaman aynı yerde, mekanda olduğunun delili değildir ya. Onu da bilmemiz lazım. Yani mesela o, mesela biz dediğimiz zaman inna Allah'a ma sabri, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bunu derken biz yani demiyoruz ki sabreden kişinin yanındadır o an. Mekan olarak. Bunu da bilmek lazım. Bazı insanlar bunları yanlış anlayıp da Allah-u Teala her yerde olduğunu belki düşünebilir ama bu düşünce yanlış bir düşünce. Bunu da nereden öğreniyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i başka ayetleri de var. Oralardan öğreniyor. O ayet mesela dediğim gibi Er-Rahmanu alel arşisteva. Er-Rahman arşın üzerine istiva etmiştir. İstivada yükselmek manasında dedik. İstiva ale. Demek ki Allah-u Teala arşın üzerinde. Allah-u Teala arşın üzerindeyse senin yanında olamaz ki. Çünkü sen arşın üzerinde değilsin. Demek ki bu ayetleri bütünüyle, Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle anlamamız lazım. Bir ayeti alıp da kendi kafana göre değil, bütün ayetleri bir toplu bakışta tefsir etmemiz lazım. Ve böyle yaptığımız zaman da doğru sonuca varabiliyoruz. Devam ediyoruz. 162. ayet 162. sayfaya geldiğimiz zaman burada yine bu sözün, yani Allah-u Teala'nın her yerde olmadığını bize öğretmek için müellif bu daha fazla detaylı bilgi veriyor. Ama biz de şunu biliyoruz ki Allah-u Teala üstte, yani her şeyin üzerindedir. Bunu da zaten önceden bahsetmiştim. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetten, Peygamberimizin sünnetinden bunu anlıyoruz ve icma ile de anlıyoruz. Bak diyor ki İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Ne Allah'ın kelamında, yani ne Kur'an-ı Kerim'de, ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde, yani sahih hadislerde de, ne de sahabilerin ve en güzel şekilde onların izinden gidenlerin sözlerinde Allah-u Teala'nın arşının üzerinde olmadığına ve gökte, yani göğün üzerinde manasında olmadığına dalalet eden bir nas ve açıklama vardır. Yani demek istediği şu, bir de okuyorum. Ne Allah'ın kelamında, ne Resulü'nün sünnetinde, ne sahabilerin ve en güzel şekilde onların izinde gidenlerin sözlerinde Allah Teala'nın arşın üzerinde olmadığına ve gökte olmadığına delalet eden bir nas ve açıklama vardır. Yani şu demek, onların hepsinin ortak görüşü Allah-u Teala'nın göğün üzerinde, arşın üzerinde olduğu ve buna muhalef, buna zıttına olan hiç başka bir söz onlardan gelmemiş olmaz. Yani hiçbir sahabe şöyle dememiştir. Allah-u Teala göğün üzerinde değildir diye. Böyle bir söz söylememiştir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Allah-u Teala'nın arşın üzerinde olmadığına dair bir şey yoktur, ayet yoktur. Bilakis Allah-u Teala arşın üzerinde olduğuna dair ayet vardır. Yani hiçbir Kur'an-ı Kerim'in ayetinde, hiçbir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisinde bunun aksini bulamazsın. Yani Allah-u Teala göklerin üzerinde, yani buradaki gökte dediğimiz zaman, yani yaratılmış göğün üzerinde, yani göğün içinde değil, yani gökte Türkçe'de belki bazı insanlar aklına dediğim gibi göğün içinde değil, yani göğün üzerinde manası, yani yüksekte, göğün üzerinde, yaratılmış göklerin her şeyin üzerinde manasında diyoruz. Allah-u Teala'nın bu göğün, yaratılmış her şeyin üzerinde olduğu kesindir ve buna aksi söyleyen hiçbir sahabe-i ikramda yoktur yani.
Bunu da iyi bilmiyor. Yani bu konuda selefi salihte icma vardır yani. İcma görüş birliği yani. Hepsinin görüşü budur. Bütün ashab-ı kiram bu görüştedir demek istiyor İbn-i Teymiye ve onlardan ya da şöyle söyleyeyim onlardan buna aksi bir söz gelmemiştir. Daha niye o zaman bunun aksine bir söz söyleyelim? Ve bir de akıl da var. Dediğim gibi bir akıl yani hangisi daha layık yani Allah-u Teala? Burada yeryüzünde olması mı yoksa her şeyin üzerinde olması mı? Hangisi daha Allah-u Teala yakışır? Tabii ki Allah-u Teala her şeyin üzerinde olmaz. Daha Allah-u Teala yakışır. Ki öyle zaten. Devam ediyoruz. Mesela Buhari'de şu Ayet-el Kürsi hakkında belki çoğumuzun duymuş olabileceği bir hadis-i şerif var. Bu da Buhari'de geçiyor aklımda kaldığı kadarıyla. Bakayım. Evet Buhari'de. Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir bir hadis-i şerifte. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu zekat mallarını korumakla görevlendirdiğinin anlatıldığı kıssada verilen bilgiye göre o şeytanı yani şöyle diyor. Ebu Hureyre şeytanı yakalar. Şeytan da insan kılığında. Önce Ebu Hureyre onu görüyor. İnsan kılığına giriyor şeytan. Ebu Hureyre yani Ebu Hureyre ona der ki sen yani ondan sonra Ebu Hureyre yakalandıktan sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh o şeytan şöyle söyler. Sen yatağına girdiğin zaman Ayet-el Kürsi'yi sonuna kadar oku. O zaman Allah'ın gönderdiği bir koruyucu sabaha kadar senden ayrılmaz ve şeytanı sana yaklaştırmaz diyor. Ebu Hureyre bunu anlatınca Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O çok yalancı olduğu halde yani söyleyen o kişi o çok yalancı olduğu halde sana doğruyu söylemiş. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam tasdik ediyor. Demek ki Ayet-el Kürsi'yi de yani böylece bu şekilde okuduğumuz zaman ümidi Rabbimizin izniyle bizi şeytana karşı korur. Bu da onun yüceliğine bir işaret daha. Devam ediyoruz. Mesela bir, şu ayeti kerime Allah-u Teala'nın başka bir ayeti kerimeye geçiyoruz. Bu da şu ayet mealen huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bikulli şeyin alim. Bunu da şöyle meal vermiş müellif. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Hadid suresi mealen 3. ayet. Devam ediyoruz. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bunu mesela müellif açıklamış. Bunlar da çok önemli olduğu için burada bunları da kısaca temas etmek istiyorum. Evvel kelimesi şöyle tefsir ediliyor. Kendisinden önce hiçbir şey bulunmayan. Yani Allah evvel ilk diye tefsir edersek veya meal verirsek o evveldir. Allah'tan önce hiçbir şey yoktu. O zaten her zaman vardı ondan önce hiçbir şey yoktu. Devam ediyoruz. Demek ki Allah-u Teala'dan önce hiçbir şey yok. Demek ki o zaman ne öğrenmiş oluyoruz buradan bir de? Allah-u Teala ana babası da olamaz. Çünkü ana baba evlattan önce geldiğine göre Allah-u Teala ana baba. Zaten İhlas suresinden onu da öğreniyoruz. Ama bu da bu ayette de bunu öğreniyoruz. O ilktir. Ondan önce kimse yok. Devam ediyoruz. O ahirdir. Bunu da şöyle tefsir ediliyor. Kendisinden sonra hiçbir şey bulunmayan. Onun sonluğu sebebiyle bunun onun tek son olduğuna delalet ettiğin yani şunu söyleyelim o ahirdir demek ki son manasında tabii ki Allah-u Teala'nın sonu yoktur o manada zaten Allah-u Teala asla ölmeyecek o manada demiyoruz da bunu da şu buradan ne öğreniyoruz demek ki Allah-u Teala'nın ne başı var ne de yani burada tefsir edildiği şekilde söyleyeyim kendisinden sonra hiçbir şey bulunmayan bu manada ahiri tefsir edilmiş yani Allah yani kendisinden sonra başka hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Şöyle bir görüşe göre şöyle bir görüş de varmış. El-ahirun anlamı o her şeyi kuşatıcıdır. Onun son olmasının sınırı yoktur. Yani tabii ki Allah-u Teala'nın sonu yoktur. Onu da biliyoruz. Yani asla ölmez. Sonuç olarak el-ahir huve'l-evvelu vel-ahiri böylece kısaca açıklayanlar olmuş. Yani dediğim gibi hatta şöyle söyle hadisi bak burada bir hadis rivayeti vermiş ama hadisin kaynağını okuyamadığım için söyleyemiyorum. Şu an bakayım burada yazıyor mu hadisin sahih olup olmadığı. Mesela evvel kelimesini diyor ki bu Müslim'de geçen bir hadiste Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam evveli kendisinden önce hiçbir şey bulunmayan diye tefsir etmiş diyor. Sonuç olarak yani evvel vel ahir. Yani ahiri de nasıl? Sen kendisinden sonra başka hiçbir şey olmayan, bulunmayan. Zahir kelimesi zuhurdan gelir diyor. Yukarıda olmak demektir. Zahir kelimesini ismini açıklarken. Onu da şöyle diyor.
yani Allahu Teala'nın ismi olarak nasıl tefsirinde şöyle diyor. O üzerinde bir şey olmayandır. Yani o her şeyin üstündedir manasında tefsir edildiğini söylüyor. Ve bir de son olarak o batındır. El-evvelu dedik vel-ahiru vel-zahiru bir de vel-batın. El-batını da şöyle tefsir ediliyor. Senden başka her şeyi kuşatan yoktur. Yani bu onun her şeyi kuşatmasından kinayedir. Fakat mana şudur. O yüce olmakla beraber batındır. Onun üstte olması yakınlığına aykırı değildir. Batın yakın manasına daha yakındır. Yani burada mesela bu ayetten de Allah-u Teala'nın bu isimlerinden de yine de büyük bir bilgi aldığımızı bize müellif gösteriyor. Ve devam ediyoruz. Mesela şu ayet-i kerime, bu da Buruc suresi 14-15-16. Ayetler mealen. O çok bağışlayan ve çok sevendir. Arşın sahibidir, yücedir, dilediğini yapandır. Bunlar aralarında atıf harfi olmaksızın yapılan müteaddit haberlerdir. Fakat Allah'ın isimleri ve sıfatları bazen atıf vavuna bitişik olarak gelirler. Bunun faydası şudur. Mesela burada müellif yine biraz daha detaylı bilgi veriyor. Yani bu 166. ile 167. sayfada. Bu daha fazla detaylı bilgiyi bilmek isteyenler bu sayfelerde okuyabilirler istiyorlarsa. Devam ediyorum. Şimdi 167. ayet-i kerime sayfaya geldik. Burada da mesela yine başka ayetlerden bahsediyor. Gerçekten kitap bayağı detaylı olduğu için bunların hepsini burada okuduğumuz zaman bayağı vaktimiz alacak. Ama dediğim üzere daha fazla malumat, bilgi isteyen bu kitabı alıp okuyabilirler. Devam ediyorum. Şimdi bu ayet bundan önce bir şey öğrenmiş dedik ki isimlerden sıfatları, bazı sıfatları öğrenebiliriz. Yani bir isim bize Allah-u Teala'nın sıfatı hakkında bilgi verebilir dedik. Onun için de diyor ki mesela bu el-evvel, el-ahir, el-zahir ve el-batin isimden 5 tane sıfat öğrenmiş olduk. Nedir? Evvel olmak Allah'ın sıfatı, ahir olmak, zahir olmak, batın olmak ve kapsamlı ilim sahibi olmak. Burada neye örnek? Demek ki isimlerden sıfatları hakkında bilgi alabiliriz. Devam ediyoruz. Zaten Allah-u Teala'nın her şeyi bildiğini bundan önce de bahsetmiştik. Şimdi ben 169. sayfada şu ayetli mealiyle devam etmek istiyorum. O da Furkan suresi 58. ayet mealen. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz mealen. Sen hiç ölmeyecek olan hayye tevekkül et. Ve tevekkel alal hayyillezî la yemut. Ve tevekkel alal hayyillezî la yemut. Mesela tevekkül kelimesi bir şeyin sorumluluğunu başkasına devretmek, bırakmak manasına gelir diyor. Geldiğini belirtiyor müellif. Başkasına tevekkül etmek, işi ona bırakmak demektir. Buradan da ne öğrenmiş oluyoruz? Allah'a tevekkül etmemiz olduğunu. Allah'a tevekkül ettiğimiz gibi hiç başka hiç kimseye tevekkül etmememiz lazım. Bu da yine tevekkülün ne kadar önemli olduğunu bize öğretiyor. Devam ediyoruz. Son olarak şunu da söyleyelim. Burada yine Allah-u Teala'nın El-Hay isminden bahsediyor. Ki El-Hay'i zaten açıklamış da burada da mesela özellikle El-Hayyillezî lâ yemut. Sen hiç ölmeyecek olan hayye. Demek Allah-u Teala'nın hay, diri olması. Bir de burada ne öğrenmiş? Ölmeyecek olan. Buradan yine de ne demek yani kısaca öğrendiğimiz Allah-u Teala'nın ayetlerinden onun sıfatları, onun ilmi hakkında nasıl bilgi çıkaracağımızı da az çok öğrenebiliyoruz yani. Bu ayetten hangi bilgiyi alabiliriz? Son olarak şunu söyleyeyim bir kısa moladan önce. Mesela bu ayette Tahrim suresi 2. ayet mealen. Ve huvel alimul hakim. Bunda şöyle meal vermiş müellif. O her şeyi bilendir. El alim öyle tefsir etmiş ve meal vermiş. Hüküm ve hikmet sahibidir. El hakim. El hakim de sonradan belki moladan sonra açıklayabiliriz. Şimdi kısa bir mola verelim o zaman.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, dersimize devam ediyoruz molamızdan sonra. Son 171. sayfede şu ayette kalmıştık. Tahrim suresi 2. ayet meale. O her şeyi bilendir. Yani el-alim diye böyle tefsir etmiş müellif. Hüküm ve hikmet sahibidir. El-hakimi de böyle tefsir etmiş. El-hakime gelince hakeme kökünden, yani hükmetmek ve yerli yerince yapmak anlamlarına gelir. Birinciye göre el-hakimin manası hükmeden, hüküm veren demektir. Yani el-hakim hüküm veren. İkinciye göre el-hakimin manası ise her şeyi yerli yerince yapan, hikmet sahibi demektir. O halde bu yüce isim hükmün Allah'a ait olduğuna ve Allah'ın hikmetle vasıflı olduğuna delalet eder. Çünkü ihkam itkan demektir. Yani itkan ise bir şeyi konulması gereken yere koymak demektir. Yani bu ayette ne öğrenmiş oluyoruz diyor. İki meali aynı anda aldığımız zaman Allah-u Teala'nın hüküm verdiğine ve elbette hüküm verdiği zaman da hikmetle verdiğini anlıyoruz diyor müellif. Burada da mesela gene Allah-u Teala'nın hüküm koyma yetkisinden kısaca bahsedelim. Bundan önce de başka bir ayette işte وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ İşte aşağı yukarı mealini şöyle vermiştik. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ İşte وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Buna benzer bir mana. Tam şöyle şey demesem. Mesela şu bu ayetten ve diğer ayetlerden ne öğreniyoruz? Demek ki Allah-u Teala'nın hüküm verme yetkisi vardır ve bizler de Allah-u Teala'nın hükmüyle hüküm vermekle bağlıyız. Yani Allah-u Teala'nın hükmünün üzerine hüküm yoktur. Allah-u Teala'nın hükmünü kabul etmemek, beğenmemek de Müslümana yakışmaz. Müslüman da Allah-u Teala'ya teslim olan, yani Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğendir. Allah-u Teala'ya teslim olmak onun hükmüne boyun eğmeyi gerektirir elbette. Şimdi burada mesela şu ayeti de şu ayetten bahsediyor müellif. Bu da Mümtehine suresi 10. ayet mealen. İşte Allah'ın hükmü budur. Aranızda böyle hükmolunmasını emrediyor. Buradaki bahsedilen delil şer'i hükmün delili. Yani İslam dinindeki delili kastediyor. Başka bir ayette de kevni hükmün delili. Yani mesela şu Yusuf suresi 80. ayetin meali. İçlerinden en büyükleri dedi ki bu sebeple ben babam izin vermedikçe yahut Allah benim hakkımda hükmetmedikçe buradan ayrılmam. Şüphesiz ki Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır. Mesela burada da diyor ki müellif, kevni hükmün delili Allah-u Teala'nın Yusuf'un kardeşlerinden biri hakkındaki şu ayeti kerime, şu ayetidir. Allah hakimlerin hakimi değil mi? Devam ediyorum müellif, kitaptan okuyorum. Allah hakimlerin hakimi değil mi? Tin suresi 80. ayette. Hükme gelince bu hem kevni hem şer'i hükmü içine alır. Yani Allah-u Teala kevni hükmünde, şer'i hükmünde hakimidir. Her ikisini de en güzel şekilde yapandır. Şimdi yalnız mesela öncelikle kevni hükümden kastedilen açıklayalım. Dediğimiz üzere Allah-u Teala hüküm verendir. Bundan kastımız Allah'ın hükmü ya kevnidir ya şer'idir. Allah-u Teala'nın şer'i hükmü yani onun peygamberlerin getirdiği ve kitaplarıyla inen dini hükümlerdir. Mesela Allah-u Teala'nın şer'i hükmü mesela zekatın farz olması. Bu bir şer'i hükmüdür. İslam şeriatındaki hükmüdür. Allah'ın kevni hükmü ise Allah'ın kullar hakkında verdiği yaratma, rızıklandırma, hayat ve ölüm gibi rububiyetinin manalarından ve gereklerinden olan hükümlerdir. Mesela Allah-u Teala'nın mesela bir insanın ölmesi, hayatı, rızıklandırması bunlar da hükümdür. Bunlar da Allah-u Teala'nın kevni hükmüne kategorisinin altına girer diyor. Bunu böyle yazmış müellif. Ve devam ediyor. Şimdi bunu açıkladıktan sonra hikmetten bahsediyor. Hikmet de iki çeşittir diyor. Bunu da kısaca açıklamak istiyorum. Hikmet şudur. Bir şeyin içinde bulunduğu keyfiyet ve hal üzere olmasındaki hikmettir. Mesela namazın durumu böyledir. Öncesinde maddi ve manevi pislikten temizliğin yapıldığı, ayakta durmak yani kıyam, namazda ayakta duruyoruz ya, oturmak, ruku ve secde gibi belli bir biçimde eda edilen büyük bir ibadettir. O. Zekat da böyledir. Genellikle artma özelliğine sahip bir maldan belli bir payı o mala ihtiyacı olanlara veya Müslümanların ihtiyaç duyduğu kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere vermek suretiyle Allah için yapılan bir ibadettir. Böyle yazmış müellif. Şimdi bu yani hepimizin kabul ettiği ki Allah-u Teala'nın bütün hükümlerinde hikmet vardır.
Mesela bir insana söylediğimiz zaman, sorduğumuz zaman, mesela İslam'da hırsızlık haramdır. Bunun hikmetini az çok anlayabiliyoruz. Veya şirk yasaktır. Bunun hikmetini de anlayabiliyoruz. Veya namazın insanlara yani namazın mesela namazdan önce abdest almamız ve burada dediğim üzere namazdaki hükümler yani ayakta hükümlerden kastım yani namazda mesela erkanı ayakta durma, oturma, secde, rükû bunlardaki güzel bir yani bir eda edilme biçimi bunların hepsi hikmete binaen olduğunu zaten görüyoruz ve anlıyoruz. Zekatın farz olmasındaki hikmeti anlıyoruz. Yani bunların hepsinde İslamiyet'in her hükmünde hikmet vardır. Bunu zaten Müslüman kabul ediyor ve buna göre de amel ediyor. Şimdi bir de şöyle ikinci bunu hikmetin ikinci çeşidinde şöyle açıklamış müellif. Hükmün gayesindeki hikmettir. Bu da şöyle. Buna göre Allah'ın bütün hükümlerinin övülen güzel gayeleri ve yüce semereleri yani semerelerin de kastı burada sonuçları vardır. Allah'ın kevni hükmündeki hikmetine bakın. Çünkü insanlar güzel ve hoş gayeler için büyük musibetlere maruz bırakılıyorlar. Mesela örnek veriyor. Şu ayeti kerimeyi delil getiriyor. 41. ayet Rum suresi. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozulma oldu. Vazgeçsinler diye Allah işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Bu ayette Allah-u Teala'nın hükümlerinin hikmete dayanmadığını, bilakis sırf istediği için böyle hükmettiğini söyleyenlere bir reddiye vardır. Yani Allah-u Teala bir şeyi hükmettiği zaman bunda hikmet var. Her şeyinde hikmet var. Bunu kabul etmemiz. Bazen hikmeti belki anlayamayıp göremeyebilirsin. Bazen hikmet daha kolaydır anlaşılması. Bazen görmeyebiliriz ama bunu biliyoruz ki Allah-u Teala bir şey emretmişse onda mutlaka hikmet vardır. Hikmetsiz iş yapmaz. Devam ediyoruz. Mesela El-Alim ve El-Hakim'i bundan önce anladım. El-Alim isminden ne öğreniyoruz? Allah-u Teala'nın ilim sahibi olduğunu. El-Hakim'den de hükmeden veya hikmet sahibi olduğunu. Şimdi Allah'ın bu isimlerine iman etmenin insanın davranışları ve psikolojisi üzerindeki faydaları nelerdir diyor. Şunlardır. 1. Allah'ın ilmine ve hikmetine iman etmek kevni ve şer'i hükümlerden hükmettiği şeylere tam bir güvenir gerektirir. Yani Müslüman Allah-u Teala'nın hükmünü yerine getirdiği zaman Allah'ın her şeyi hikmetle yaptığını bilirse teslim olur. Şüpheye düşmez. Allah-u Teala bir şeyi emretmişse mutlaka onda fayda vardır. Mutlaka onda hikmet vardır. Ve bundan dolayı da mümin onu gönül ferahlığıyla yapar. Bu teslimiyet Allah-u Teala'nın hikmet sahibi olduğunu bilen için kolaydır. Bu da Allah-u Teala'nın bize yani şeriatın, İslam şeriatın bizim için bir nimet olduğunu bilmemiz lazım. İslam'ın her hükmünde bize fayda ve her hükmünde hikmet vardır. Ve bunu bilen adam bu hükümleri yerine getirmekte hiçbir tereddüt duymaması lazım. Devam ediyor. Başka bir ayetin mealine. Bununla bugün iktifa edelim. Kısaca bununla bitirelim. Bu da mesela şu ayeti kerime. Tahrim suresi 3. ayet. Mealen yani orada kısacası şu ayetlerde şu isimlerinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. El-Alimul Habir. El-Alim zaten bundan önce mealini vermişti müellif. El-Habir'i de şöyle meal veriyor. Her şeyin iç yüzünü en iyi bilendir diye meal vermiş müellif. Bu da genel bir vasıftan sonra zikredilen daha özel bir vasıftır. El-Alim, El-Habir. Yani şöyle diyor. Biz deriz ki El-Alim her şeyin dış yüzünü en iyi bilen. El-Habir ise her şeyin iç yüzünü en iyi bilen demektir. Böylece en azından müellif bunu bu şekilde açıklıyor burada. Onun sadece açıkta olan şeyleri bildiğini zannedebilmesin diye gizli ve kapalı şeyleri bilmesi hem genel olarak hem de özel olarak iki defa zikredilmiştir. Biz tabii ki şunu biliyoruz ki Allah-u Teala her şeyi bilir. Bu her şeyi kastımız işin iç yüzünü de dışını da her şeyi bilir. Mesela biz kullarına bazen biz insanların yaptıklarını sadece biliriz. Dış görünüşü de yaptığı söyler ama kalbini bilemeyiz. Kalbin içinde geçenleri bilemeyiz. Allah Azze ve Celle ise o kişinin dıştan yaptıkları, içten yaptıkları bir şeyin içini ve dışını her şeyini bilir. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de mesela وَوَا بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمُ her şeyi bilir veya her şeyi çokça bilir. Belki böyle meal vermek daha doğru olabilir. Allah-u Alem. Allah daha iyi bilir buradaki mealin hangisinin daha doğru olduğunu ama kesin bildiğimiz ne ki Allah-u Teala her şeyi mutlak bir surette bilir. Eksikliği yoktur. Bu da Allah-u Teala'nın özelliğidir. Çünkü Allah'ın yanında her şeyi bilen başka birisi yok. Demek Allah'ın sırf kendisinde olan bir özelliği nedir? Her şeyi bilmesidir. Her şeyi çok iyi bilmesi bir tek ona mahsustur. Dediğim gibi وَوَا بِكُلِّ شَيْنِ عَل۪يمٍ.
Ve kısacası burada iktifa edelim. 174. sayfaya geldim. Ama bundan sonra herhalde biraz daha kısa, hızlı geçmemiz lazım. Çünkü bu şekilde gittiğimiz zaman dersler bayağı uzayacak. Ama yani şunu size bildirmek istiyorum. Gerçekten kitapta çok detaylı bilgi var. Daha fazla malumat isteyenler bu kitaplardaki bilgilere başvurabilirler. Bilmem, kısaca eğer bir sorusu olan varsa şu an yazabilir bana. Belki cevaplandırabilirim. Sorusu olan yok galiba. Var mı? Sorusu olan varsa şu an yazabilir bu ders hakkında. Gördüğüm kadarıyla soru yok. Var mı sorusu? O zaman soru yok. Peki, o zaman bugünlük de böylece iktifa edelim. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve töbü ileyk.